Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine değişik bir kendi yap projesiyle karşınızdayım. Bu sefer doğada hayatta kalmak için kullanacağımız bir düdük yapacağız kendimize. Malzemeleri ben buraya gelirken yolda buldum. Gördüğünüz gibi bir parça kargı ve içerisindeki dili yapmak için de küçük bir dal parçası. İsterseniz önce videonun detaylarına geçelim, proje nasıl yapıldığına geçelim. Ardından bulunduğum bölge ile ilgili ve size küçük bir sürprizle tekrar karşınızda olacağım. Birazdan görüşmek üzere. Bulduğumuz bir kargı parçasıyla bir düdük yapmaya çalışacağız. Acil durum düdüğü, hayatta kalma düdüğü yapmaya çalışacağız. Mecbur kaldığımız zaman bunu çalarak çevremizdeki insanlara haber göndermek için kullanacağız bunu. Gördüğünüz gibi bu kargı küçük bir parça, 4 boğum. Yaklaşık 1 santim civarında çapı var. İhtiyacımız olan kısım bizim 2 boğum arasındaki bölmeler. Şimdi bundan bir tane düdük yapalım. Şöyle 10 santimlik bir bölüm bize yeterli olacak. İlk başta 10 santimlik bölümü işaretleyerek başlıyorum. Evet, kestik. Ağzını düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi üflemek için hazır. Birazcık daha rötuş yaparak iyice düzeltebiliriz bunu. Gördüğünüz gibi bu boyut iyidir. Kargılar bildiğiniz gibi tek tarafları kapalı olur arkadaşlar. Boğum olan yerde bir tane duvar vardır. Ve içi boş tüpçükler şeklindedir. Yapı olarak çok sağlam malzemelerdir kargılar. Bildiğiniz gibi uzak doğuda bunları bina yapmak için inşaatlarda bile kullanıyorlar. Çok sağlamdır. Tabii onların kullandıkları bunların çok daha büyükleri. Yaklaşık 2 santim kestiğimiz açıklığın 2 santim aşağısından düdük hava çıkış deliğini oluşturacağız şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, düdük formunu verdik buna. Şimdi üfleme kısmına bunun dil kısmını yapacağız. Ve ondan sonra düdüğümüz çalmaya hazır olacak. Onun için şöyle bir tahta parçası buldum ben. Şöyle bir dal parçası buldum. Bunu uygun boyda kesip dil için düdüğümüzün içine sokacağız. Kesmek için daha uygun bir kaya bulmaya gideceğim. Şimdi bu çok rahat olmadı.
Dağ parçamız neredeyse kargımızın içerisinde oturacak çapta. Şimdi bu dağ parçasını düzgünce tıraşlayıp dil yapacağız. Kabuğundan kurtuluyorum. Dil yaparken dikkat etmemiz gereken bir nokta, düdüğün bütün içini kaplamayacak arkadaşlar bu şekilde. Tepesinden biraz sıraşlayıp dilde düz bir satı oluşturmamız gerekiyor. Ayrıca şöyle bir de ölçü belirleyeceğiz. Yaklaşık, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın, bu buraya kadar girmiş olması gerekiyor dilin, düdüğün içine. Yani bizim için ideal dil boyu bu olacak. Evet, işaretledik. Şimdi düzeltmeye başlıyorum. Evet, dilimizi kestik sayılır. Şurada birazcık falsalık kaldı. Onları da şimdi bıçağımla alacağım. Yeteri kadar düz oldu gibi. Şimdi bunu düdüğümüzün içerisine sokacağız. Bu şekilde. Bakalım çalıyor mu? Birazcık daha istiyor. Azıcık daha gerekiyor. Şöyle takalım. Evet arkadaşlar, düdük hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu uygun bir delik açıp artık belimize takmaya hazır. Sesten çok net duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama gayet yüksek ses çıkartıyor. Ama mikrofonum yüksek sesi baskıladığı için çok net duyamayabilirsiniz bu sesi. Çok net duyamayabilirsiniz bu sesi. Şimdi küçük rötuşlarını yapacağım. Ondan sonra bu düdüğü çantama asacağım ve bundan sonra artık bu düdüğü kullanacağım. Evet, düdüğüm artık kullanıma hazır. Uzun süre beni idare eder. Etmezse de zaten doğada
Sadece bir bıçak yardımıyla nasıl düdük yapıldığını da öğrenmiş olduk. Arkadaşlar, düdüğümüzü bitirdik. Gördüğünüz gibi düdük yapmak çok kolay. Doğada bulabildiğiniz materyallerle biz sadece kargı ve dal parçasıyla bir hayatta kalma düdüğü yaptık. Bunun üzerine delerek ileride çantamıza asabileceğimiz daha güzel bir düdük haline getireceğiz bunu. Geçtiğimiz videoda duyurusunu yaptığımız çekiliş haberi arkadaşlar. O projemizi 23 Nisan'da gerçekleştireceğiz. Bu çekilişimizde, 23 Nisan çekilişimizde bu görmüş olduğunuz yüzüklerden 4-5 tane yapıp göndereceğim. Aynı zamanda geçen videoda tanıtmış olduğum Montezuma çarısından göndereceğim. Bir aksilik çıkmazsa da cep sobalarından göndermek istiyorum. Ama tabii şartları ve detayları daha sonra belirleyeceğiz arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle 10 Nisan'da çekeceğim bir videoyla çekiliş kurallarını ve çekiliş şartlarını size açıklarım. Siz de bu şartları yerine getirebiliyorsanız çekilişe katılabilirsiniz. Bugün bulunduğumuz yer Ege bölgesinde Çandarlı Körfezi'ndeki Çandarlı Yarımadası. Zaten dikkat etmişsinizdir. Şurada görmüş olduğunuz küçük yarımada Çandarlı Yarımadası. Üzerinde minik bir kalesi var. Küçük güzel bir belde. Ben yaklaşık 30 yıldır buraya geliyorum. Şu anda yukarıya çıkmış olduğum bölgede şöyle göstereyim size. Görebilecek misiniz bilmiyorum. Evet, düdüğümüzü o ağacın altında yaptık. Benim sürekli kamp yapmak için kaçıp geldiğim yerlerden bir tanesi Çandarlı. Çok severek geldiğim bir yer. Yaklaşık yüksekliğimiz 700-750 metre civarında. GPS öyle gösteriyor. Ancak ben saatimle yaptığım ölçümde 900 metre olarak görmüştüm burayı. Demek ki saat birazcık yanlış ölçüyor benim saatim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bildiğiniz gibi sormak istediğiniz bir şey varsa aşağıdan yorum bölümünden gönül rahatlığıyla sorun. Ben herkese cevap vermeye çalışacağım tekrar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.